Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir entel meselelere, dantel çözümlerde daha beraberiz. Efendim bugün yine gündemdeki bir konuyu Risale-i Nur'dan bir metne ulaşmak için araç kılmaya çalışacağız. Nedir o gündemdeki konu? Bruce Willis'in oyunculuğu bırakması. Evet, şimdi belki bunu duyunca size çok basit, çok hakir, çok deni bir konu gibi geldi. Fakat İsmet Özel'in güzel bir sözü var. Günlük hayatta yaşadığımız olaylar, gündelik hayatımız bizim baki meselelerle temas kurmamızı sağlıyor. Yani Cenab-ı Hak bize kendisini bu hayatla öğretiyor. O yüzden bu hayatın içinde yaşanılan her şeyin, eğer o yüzü görmeye başarabilirsek, Esma'ya bakan yüzünü, Cenab-ı Hakk'a bakan yüzünü görmeye başarabilirsek, fani olmayan taraflarını da kavrayabiliriz. Kendimize dersler buralardan çıkarabiliriz. Elhamdülillah zaten Risale-i Nur da bize bu dersleri veriyor. Peki Bruce Willis neden oyunculuğu bıraktı? Bruce Willis bir rahatsızlık geçiriyor. Afazi diyorlar galiba. Bu hastalık hem hafızayı etkiliyormuş hem konuşma kabiliyetini, işte duyguları, tepki verişleri falan anormalleştiriyor. Bir çeşit bunama gibi, ama tam o değil ama bunamaya da benziyor. O hastalık epey ağırlaşmış zaten, son sanırım 20 filminde falan öyle oynamış. O hastalığı olduğu halde oynamış. Bayağı zor bir şekilde oynamış. Repliklerini hatırlayamıyormuş. Oyunda sergilemesi gereken karakteri hatırlayamıyormuş falan. Zorluklarla tamamlamış o filmleri. Ama artık hastalığın geldiği boyutta oyunculuk yapabilmesi mümkün değil. Ve bu nedenle oyunculuğu bıraktığını açıkladı Bruce Willis. Hatta kendisi de açıklayamadı. Yakınları açıkladılar. Peki bu bize ne söylüyor olabilir? Bu olay, bu deni olay, bu hakir olay. Bu işte Hollywood'da olmuş bir şey, bir gündem maddesi bize ne öğretiyor olabilir? İşte onu belki bir nebze görmemizi sağlayacak 22. sözün 1. makamından 10. bürhandan bir paragraf. Bu bahis, yani bu temsil, Bediüzzaman Hazretleri'nin çok kullandığı bir temsil. Cenab-ı Hakk'ın bekasının fanilik üzerinden nasıl göründüğünü bize anlatmak için bu temsili çok kullanıyor. Burada daha özet kullandığı için ben burayı seçtim. Daha uzun kullandığı yerler de var, daha geniş izah ettiği, daha kapsamlı şekilde çıkarımlarda bulunduğu yerler de var. Ama onlardan katı nazar edip bu küçük metinle sizi meşgul etmek istiyorum. Başlayalım. Hem de bak ki o gaybi zatın saltanatına, öncesi var metnin, ben son paragrafını okuyorum. Hem de bak ki o gaybi zatın saltanatına, birliğine bütün bu şeyler şahadet ettiği gibi, hem de bak ki o gaybi zatın saltanatına, birliğine bütün bu şeyler şahadet ettiği gibi, öyle de kafile kafile arkasından gelip geçen, o hakiki perde perde arkasından açılıp kapanan bu inkılaplar, bu tahavvülatlar, o zatın devamına, bekasına şehadet eder. Çünkü zeval bulan eşya ile beraber esbapları dahi kayboluyor. Halbuki onların arkasından onlara isnat ettiğimiz şeyler tekrar oluyor. Demek o eserler onların değilmiş. Belki zevalsiz birinin eserleriymiş. Nasıl ki bir ırmağın kabarcıkları gidiyor. Temsil önemli arkadaşlar, bunu anlarsak mevzuyu kavrarız. Nasıl ki bir ırmağın kabarcıkları gidiyor, arkasından gelen kabarcıklar gidenler gibi parladığından anlaşılıyor ki onları parlattıran daimi ve yüksek bir ışık sahibidir. Öyle de bu işlerin süratle değişmesi, arkalarından gelenlerin aynı renk alması gösteriyor ki zevalsiz bir tek zatın cilveleridir, nakışlarıdır, ayneleridir, sanatlarıdır. Paragraf bu kadar. Tekrar içine döneceğiz metninin, başına döneceğiz hatta, oradan tekrar alıp geleceğiz. Ama özetle neyi gördük? Temsilden hatırlarsak, güneş nasıl ki parlak olan her şeyde yansıyor, fakat o parlak olan şeyler gölgeye geçtiği zaman, güneşle temasları kesildiği zaman o parlaklık üstlerinden kalkıyor. Bir ırmak düşünün, o ırmağa güneşin vurduğu bir yeri düşünün, bir de gölgeye geçtiği bir yeri düşünün. Oradakiler parlıyor, buradakiler gölgede. Oradakiler ışıldıyor, buradakiler karanlık içinde. Bu bize ne öğretiyor? Bu parıltı, bu ışık saçma özelliği
suyun, o kabarcıkların, o damlacıkların, o pırıltıların kendi malı değil. Arızi onlarda. Başka bir yerden bu özellik geliyor. Nasıl ki işte lambanın parlama özelliği kendisinin değil, elektrikle olan bir şey. Elektriği kestiğiniz anda lamba artık ışık vermez oluyor gibi gibi. İşte bu fanilik de, bu gelip geçicilik de bize bir ders veriyormuş. Ne öğretiyormuş? Bendeki bu özellikler benim değildi. Bendeki bu özellikler bir nihayetsiz kudret sahibinin, hikmet sahibinin yaratışıyla bende bulunuyordu. Bağışlayışıyla bende bulunuyordu. Benden gittiklerinden de ey insan bu dersi çıkar ki ben de işte akarsuyun güneşi olan nispeti gibiyim. Bendeki özelliklerin gitmesiyle bu dersi de almalısın diye söylüyorlar. Yukarıya dönerim şimdi. Hem de bak ki o gaybı zatın saltanatına, birliğine bütün bu şeyler şehadet ettiği gibi, metnin öncesine atıf yapıyor. Öyle de kafile kafile arkasından gelip geçen, o hakiki perde perde arkasından açılıp kapanan bu inkılaplar, bu tahavvülatlar, yani inkılaplar, değişim, dönüşüm, tahavvülat da aynı manaya geliyor. O zatın devamına, bekasına şehadet eder. Kainattaki değişim Allah'ın devamlılığına, kainattaki dönüşüm Allah'ın bekasına işaret ediyormuş. Bak, zıtlığımızla yaptığımız bir aynalık bu. Bizdeki değişiklik ondaki bekaya işaret ediyormuş. Nasıl? Çünkü zeval bulan eşya ile beraber esbapları dahi kayboluyor. Yani kaybolan varlıklar, onlara sebep olanlar da kayboluyor. İşte Bruce Willis örneğine şimdi gelelim. Ne oyuncuydu ama, işte ne yakışıklı adamdı ama falan, işte o bıraktığının açıklaması günü sosyal medyada bayağı bir tag olarak kaldı Bruce Willis ve bayağı bir tweet atıldı hakkında. İnsanlar hep şunu söylüyor, işte onunla sinemayı sevdik, onun dizisiyle bilmem şöyle, onun işte oyunculuğu böyleydi, onun işte bilmem şusu böyle, şunu böylesiydi falan filan, bir sürü şey dile getiremedim. Bak ne oldu onlar? Kalmadı onda. Demek ki kendi malı değilmiş. Güzel konuşmak da kendi malı değilmiş. O yakışıklılık da kendi malı değilmiş. O hafıza da kendi malı değilmiş. O duygu durum, o psikoloji, artık o mesleği icra etmek için ne yetenek gerekiyorsa veya insanları ona hayran bırakan, seküler insanları diyelim, o sektöre meraklı olan insanları ona hayran bırakan ne varsa, karizmatik gelen ne varsa, hiçbirisi onun değilmiş. Nereden çıkarıyoruz bunu? Faniliğinden. Eğer hakiki sahibi o olsaydı, onda acize düşmezdi. Bir şeyin hakiki sahibi onda acize düşmez. Çünkü hakiki sahiplik ancak yaratmakla olur. Allah yarattığından acize düşer mi? Yani Allah işte haşa sümme haşa, şu kadar işte kömüre ihtiyacı var ama bulamıyor. Öyle bir şeyden bahsedilebilir mi? Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Dilediğini de yaratır. Acize düşmez o yüzden. Ama insanoğlu dilediğinde yaratamıyor. Başkasından alıyor, Allah'tan alıyor. O yüzden onda acize düşüyor. İşte gençliği yakışıklı veya güzel, işte çok güzel konuşuyor veya işte karizmatik falan filan, bir bakış ile bilmem kaç can yakıyor. Ama bak ihtiyarlığa geldiği zaman o kalmıyor. Gidiyor. İşte Bruce Willis de bu noktada bir ayna. Ona hayran olanlar için bizim için de bir tefekkür kapısı aynı zamanda. Ondaki fanilik, ondaki kalmayış, onun da nispetinin güneşle kabarcık arasındaki gibi bir şey olduğunu gösteriyor. Bruce Willis de bir kabarcıktı. Evet, altını çizelim arkadaşlar. Bruce Willis de bir kabarcıktı. Neyin karşısında? Cenab-ı Hakk'ın Cemil ismi karşısında, güzelliğin kaynağı olan Cemil ismi karşısında, Hakim isminin karşısında, ondaki hikmetli ne varsa icraatının devam etmesini sağlayan Hakim isminin karşısında bir kabarcıktı. Kudretinin karşısında bir kabarcıktı. Kudretiyle yaptığı her şey aslında Bruce Willis'in kuvvetiyle olmuyordu. Bak kalmadı onda. Gitti. Demek ki o Allah'ın kudretiyle oluyordu gibi gibi manaları buradan çıkarabiliriz. Çünkü zeval bulan eşya ile beraber esbapları dahi kayboluyor. Halbuki onların arkasından onlara isnat ettiğimiz şeyler tekrar oluyor. İşte Bruce Willis gitti ama başka oyuncular var. Tekrar bir şeyler geliyor. İşte yaşlılarımız ölüyor ama gençlerimiz tekrar geliyor. Pırıltı kaybolmuyor. Evet, cemal sahipleri çirkinleşiyorlar gün geliyor. Gençlik sahipleri çirkinleşiyor gün geliyor.
Benim de dilim dönmemeye başladı. Ama cemalin kendisi, güzel konuşmanın kendisi, işte yeteneklerin kendisi, onda kemal namına ne varsa onların kendisi yok oluyor mu? Olmuyor. İnsanlar üzerinde, gençler üzerinde tekrar ortaya çıkıyor. Demek ki bu gençlik, ihtiyarlık da aynı o su gibi. Güneşin vurduğu yer gençlik, güneşin vurmadığı yer ihtiyarlık ya da azaldığı yer diyelim, ihtiyarlık veya tecellinin değiştiği yer ihtiyarlık. Bir değişim burada da söz konusu. Demek o eserler onların değilmiş. Değilmiş. Belki zevalsiz, asla yok olmayan, asla eksilmeyen, değişmeyen, bütün kusurlardan münezzeh, belki zevalsiz birinin eserleriymiş. Nasıl ki bir ırmağın kabarcıkları gidiyor, arkasından gelen kabarcıklar gidenler gibi parladığından anlaşılıyor ki, onları parlattıran daimi ve yüksek bir ışık sahibidir. Öyle de bu işlerin süratle değişmesi, arkalarından gelenlerin aynı renk alması gösteriyor ki, zevalsiz, daimi bir tek zatın cilveleridir, nakışlarıdır, aynalarıdır, yani aynalarıdır, sanatlarıdır. İşte kendimizi bir nehir gibi, bizdeki değişimi o nehirdeki parıltıların değişimi gibi, üzerindeki dalgalanmalar gibi okumanın bir yolunu Bediüzzaman Hazretleri bize burada öğretiyor. O zaman baştaki sorumuzu şimdi cevaplayalım. Bruce Willis'e oyunculuğu kim bıraktırdı, ne bıraktırdı aslında? Ona oyunculuğu Allah bıraktırdı. Neden? Çünkü insanoğlunun ona bakıp bir ders almasını istiyordu. Her birimizden olduğu gibi. Alabilenlere ne mutlu, alamayanlara ne yazık. Cenab-ı Hak bizi alabilenlerden eylesin. Peki arkadaşlar, bu bölümlükte bu kadar. İnşallah yine başka bir entel meselelere, dantel çözümlerde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.